Diyarbakır Barosu hem geçen yıl hem bu yılda yine özellikle avukatların görüş yaşağı, aynı zamanda ailelerin görüştürülmemesi ve aynı zamanda sosyal izolasyonla ilgili, daha doğrusu tecritle ilgili baromuza yaptığı başvurular oldu avukatların. Biz de avukatların başvurusu üzerine hem geçen yıl hem bu yıl. Geçen yılki yapmış olduğumuz başvuruda aynı zamanda kaygıyı da dile getirdik. Artık ailelerin ya da avukatların görüşmemesinden kaynaklı aynı zamanda adaya bu konuda bir gidiş konusunda hem avukatlara izin verilmesi, yasal olan hakkın tanınması ve bizler açısından, baro açısından da görüşme talebimizi iletmiştik ama maalesef o başvuruya bir cevap verilmedi. Tabii yakın zamanda yeniden bir kampanya başlatıldı. Yine birçok baroya işte vekilleri vasıtasıyla avukat olmaları nedeniyle görüş haklarının engellendiğini ve baroların da bu konuda bir hukuk örgütü olarak gerekli adımları atması talebinde bulundular. Biz de bunun üzerine hem Adalet Bakanlığı'na ve Türkiye Barolar Birliği'ne avukatların kanundan kaynaklı bu hakkı kullanmak konusundaki isteklerini, taleplerini iletip gereğinin ifası için başvuruda bulunduk. Ama maalesef hala o başvurumuza da Adalet Bakanlığı'ndan bir cevap yok. Tabii yakın zamanda Türkiye Barolar Birliği'nin de Diyarbakır, Van ve Şırnak Barosu'nun yapmış olduğu bu başvurulara istinaden Adalet Bakanlığı'na bir taleplerimizi iletir başvuru yaptığını duyduk. Şu an o süreci takip ediyoruz ve oradan gelecek yanıta göre tabii ki yeni bir artık olumlu ya da olumsuz çıkacak karara göre bir tutum ve tavır içerisinde hukuki anlamda bulunmaya devam edeceğiz. Ha, öte taraftan tabii İmralı Adası'nda bir tecrit Türkiye'nin politik atmosferinden bağımsız olmadığını hep vurguladık. Yani daha doğrusu Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrarın aynı zamanda hem işte İmralı Adası'nda ya da genel anlamda politik tutsaklar, hükümler üzerindeki etkisini hep dile getiriyoruz. Yani Kürt meselesinin demokratik ya da barışçı çözümüne yönelik süreçlerde İmralı Adası'yla kurulan teması, iletişime hepimiz tanık olduk. Ama bugünün Türkiye'sinde özellikle 2015 sonrasındaki süreçle birlikte maalesef bu tür hukuki ve kanuni olan hakların kullanımı konusunda bırakın politik aktörlerin teması ki geçmişte bunlar da yaşandı belli süreçlerde. Bugün aile bireyleri ya da avukatların bu görüşme ya da ziyaret hakkı engellenmekte. Bu anlamda bunlar Türkiye'deki iklimden bağımsız değil tabii ki. Aslında önce şundan bahsetmek gerekiyor. Cezaevleri ya da hapsedilme hali aslında sadece seyahat etme özgürlüğünden yoksun bırakılmadır kişinin. Yoksa onun dışında hapsedilme diğer haklardan da mahrum olacağı anlamına gelmiyor bir kişinin. Hele bir de yani bir izolasyon dediğimiz o tecrit hali olursa tecrit de bir işkence yöntemi. Fiziksel, ruhsal ve sosyal etkileri olan bir işkence yöntemi. Çünkü baktığımızda bir kişinin tabiatına aykırı değil. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve sosyalleşmesi de gerekiyor. Tek başına bir odada kaldığında ya da işte izole edildiğinde, tecrit edildiğinde bunun insan sağlığı üzeri, bedeni üzerinde de etkileri oluyor. Zaten tek başına olduğu için kişi dış dünyayla iletişimi de kopmuş duruma geliyor ya da sosyalleşemiyor. Diğer o cezaevinde bulunan kişilerle sohbet edemediği için bir sosyalleşemiyor ve sosyal anlamda bir tecride uğramış oluyor. Ayrıca bunun fiziksel ve ruhsal etkileri oluyor. Çeşitli işte sağlık sistemini etkileyen işte göz, kulak, gastrointestinal sistem gibi daha söyleyebiliriz. Birçok sistemi etkiliyor o tecrit edilme hali. Şu an hani Öcalan üzerindeki tecritte evet avukatları aracılığıyla dönem dönem bize hani başvuru olmuştu ama ne yazık ki bizim gidip gözlemleme gibi bir yetkimiz yok. Ama sadece Öcalan üzerinde bir tecrit değil. Çünkü avukatlardan, ailelerden ve kişilerden bize gelen başvurularda gördüğümüz üzere aslında bütün cezaevlerinde tecrit, hücrede tecrit edilme hali sıkça uygulanmakta. Bu aslında cezaevindeki bir cezalandırma yöntemi olarak başvurulduğuna yönelik bize başvurular geliyor. Tabii dediğim gibi bu insan tabiatına aykırı bir yöntem ve bir işkence yöntemi. İşkence de mutlak olarak yasak. Yani bu ulusal ve uluslararası sözleşmelerle mutlak olarak yasaklanmıştır. Uygulanmamalı. Yani cezaevlerindeki problemler ne yazık ki her daim
dışarıdaki antidemokratik uygulamalar ne kadar artarsa aslında cezaevlerine de yansıdığını görüyoruz.